Değerli dinleyiciler, Radyo Uzun'un bu akşamki konuklarından birincisi, emekli kara pilot teğmen ve CHP milletvekili aday adayı Mehmet Ali Çelebi. Sayın Çelebi, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk İlhan Bey, teşekkür ediyorum. Çok iyiyiz, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, sağ olun. Size Los Angeles'tan, Kaliforniya'dan sıcak sevgilerimizi gönderiyoruz İstanbul'a. İstanbul'dasın sanıyorum. Tamam, evet İstanbul'dayız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum bize yer verdiğiniz için. Sağ olun. Şimdi sizi basında herkes takip ediyor. Amerika'daki Türkler de izliyorlar, biliyorlar. Sizin bir asker olarak, bir teğmen olarak bir geçmişiniz var. Karacı pilot olarak. Ve de tabii bundan söz ederken bir de onun arkasından gelen Ergenekon'dan dolayı tutuklanan ilk muvazzaf subay olduğunuz için de çok önem taşıyor. O kadar genç bir subay olarak. Öncelikle Amerika'da sizi tanımayan dinleyicilerimize Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nasıl asker olmuştur? Nasıl bu Ergenekon olaylarından tutuklanmıştır? Şöyle bir özgeçmişe birazcık bahsederseniz memnun olurum. Buyurun. 84 Amasya doğumluyum. 14 yaşına kadar mütevazi bir ailenin çocuğu olarak Amasya'da bulundum. Mütakiben ben askerlik lise sınavlarına girip İzmir Maltepe Asker Lisesi'ni kazandım. Oradan birincilikle mezun oldum ve Harbiye'ye geçiş yaptım. Ankara'da Harbiye'de okudum ve dördüncü olarak mezun oldum. Orada da Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt'tan diplomamı aldım. Mütakiben ben bir senelik pilotaj eğitiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapmaya başladım. Tabii ki pilot olmam 12 Eylül 2008, 15 Eylül 2008'de birliğime atanıyorum. 18 Eylül 2008'de de maalesef terör örgütüne üye olmak şüphesiyle gözaltına alınıyorum. Evet. Birkaç gün sonra. Evet. Bilmeyen dinleyicilerimize pilot denince evet. Pilot her zaman hava kuvvetlerinde düşünülür ama kara kuvvetlerinde de pilotlar olduğundan biraz söz edelim. Nasıl oluyor bu kara kuvvetlerine pilotluk? Kara kuvvetlerindeki pilotluk şöyle. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan subaylarımızdan seçilen pilotlar bunlar. Evet. Ve özellikle helikopter pilotluğu. Yani Güneydoğu'da mücadele eden Sikorsky, evet. Cobra, UH-1 pilotları özellikle kara pilotlardır. Evet, evet. Siz de başarılı bir pilottunuz gerçekten. Sonra geldiniz Ergenekon'dan dolayı bir terör örgütü mensubu diye tutuklandınız. O nasıl oluştu? Neden tutuklandınız? Şimdi aslında buna büyük çerçevede bakmak gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırma operasyonu doğrultusunda ilk başta tabii ki teğmenden başlamak zorundaydılar. Evet. Ve bu teğmenler arasından bizi seçtiler. Zaten seçmeselerdi neden alınmazdım diye ben de kendimde bir şüphe uyanırdı bende de. Başarılı olduğunuz için de seçildiniz tabii ki öyle gözüküyor. Mutlaka bunun çeşitli sebepleri var ama genel sebebini söyleyecek olursak anti-emperyalist, kemalist duruştur evet. Diyebilirim. Evet. Siz ne kadar süre kaldınız? Tutukluluk süreniz ne kadar oldu? Tutuklu olarak ilk başta 33 ay yattım. Nitakiben 8 aylık bir tutukluluk süresi daha geçirdim. Aslında isterseniz genel bir çerçeve çizeyim. Buyurun. 18 Eylül 2008'de evimizi terör örgütü gibi bastılar. Benim annem de gardiyandır. Emekli gardiyandır, baş gardiyandır. Enteresan. Kapıyı kırarız tehdidiyle evde arama yaptılar. Evet. Nitakiben tabii beni birliğinden aldılar. Bunun amacı da birliklere korku salmak amacı vardı. O ben tabii terör örgütüne üye olmak yazılı o paçavra belgeyi imzalamadım. Tabii. Ardından Zekeriya Öz tarafından sorgulandım. Hatta o kadar tahammülsüzdü ki avukatıma baktığım için sadece bir saat ayakta sorgulama yöntemine gitti. Ardından ne kimmiş ki Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İdris Hasan'da hepiniz tutuklusunuz diye bağırarak biz genç subayları tutukladı. Zaten ilk duruşmaya gidişimiz bir senemizi aldı. Bir sene sonra ilk duruşmaya görebildik ve savunmamı da iki sene sonra. Yani burada ne şeklinde adalet diyesi gidiyor insanın. Evet. Bir sene sonra savunmamı aldılar. Zaten bu bile sadece bu bile hukuktan ne kadar uzakta konumlandığımızı gösteriyor. Tam olarak neyle suçlandınız? Terör örgütü mensubu olmak mı veya silah bulundurmak mı? Yani nedir suçlandığınız konu? Şöyle suçun sırlarımı bir anlatayım isterseniz. Buyurun ben tabii ki. Sırasını. Buyurun dinliyoruz. Hatta kitabımızda belgeler var. Düşünebiliyor musunuz? Nutuk suçun sırlarım arasında. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanı Nutuk benim suçun sırları arasında geçiyor. Benim de evimde var. Evet. Siz de potansiyel suçlusunuz o zaman. Evet. Nutuk ancak tabii Mustafa Kemal Işık'ın ruhları kamaşan yarasalar suç unsuru olarak görebilir. Ben mahkemede de onlara öyle söyledim. Orada tabii evet. Gençliği itaat eder. Gençliği yani çağdaşlaşma, demokratikleşme,
özgürleşme var. Gençliği yüreklendirme kampçısı var. Zaten asıl amaçta oydu. Diğer suç unsurlarına bakalım. Sizin elinizde oyun bilgisi var mıdır? Evet, evet vardır. Oyun oynar mısınız? Çok nadir oynarım. Benim çocuklarım da oynarlar. Evet. Aman dikkat edin. Burada çünkü ben oyun dilincisinden 4,5 yıl ceza verdiler bana. İnanamıyorum. Zaten onun için ben anlayamadım sorunuzu. Siz bana sordunuz oyun divisi derken bunun suç unsuru olabileceğini hiç düşünememiştim. Evet, evet. Yani işin vahametini anlatmak için soruyorum. Evet. Yani bu işte 3 kuruşluk CD'lerle Türk ordusuna kumpas kurdular. Baryoz'da da böyle oldu. Evet. Askeri casuslukta da insanların ellerine hard disk attılar. Hı hı. Onların olmadığı daha sonra ortaya çıktı ama senelerce yattıktan sonra. Ayrıca gizli tanık terörü uyguladılar. Bakın kitabımda da var belgeleriyle. Adam öldürmekten hükümlü bir gizli tanık Türk subayı aleyhine ifadelerde bulunuyor ve bunu savcılık dikkate alıyor. Gizli tanık diyor ki İstanbul'da bir toplantısı yapmışsınız 2007 Nisan ayı. Hı hı. O tarihte neredeyim? Harp okulunda öğrenciyim ve sınavlara giriyorum o dönem. Ankara'dayım. Evet. Bu telefon kayıt raporlarıyla da ispatlandı. İşte bunlar Türk milletinin şerefli kürsüsünü milletimize düşman olanların, Türk milletine düşman olanların, Türk subayına düşman olanların garaj ve intikamlarına tatmin kürsüsü yaptılar. Bu davalar böyleydi. Yani bu çok örnek var. Sehveni biliyorsunuz zaten. Evet, evet. Sehveni anlatmama gerek yok. Telefonumuza. Yok anlatın lütfen. Esas onu anlatın. Çünkü Amerika'daki dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Buyurun onu anlatın özellikle. Sehven olayı şöyle. Telefonumuzu polise teslim ediyoruz. Biliyorsunuz ilk başta. Hı-hı. Bir takiben polisler bunu bilir kişiye göndermeleri gerekiyor. Polislerin bilir kişileri var. Evet. Ancak ortaya çıkıyor ki bu telefon bilir kişiye gitmeden önce açılmış ve içerisinde hiç tanımadığımız, hiçbir irtibatımız olmayan bir terör örgütü tempalizanının numaraları ve bu mahkemede 2 sene sonra ortaya çıkıyor. Ben tabii onlarca rapor aldım. 6 ay bir yazılımla ilgili çalışmalarım olduğu için, yazılımla ilgili yüksek lisansla yaptığım için şu an konuya hakim olduğum için ortaya çıkarttım. 6 aylık bir süre sonucunda. Ve polislere sorduğumuzda sehven yapmışız. Yani düşünebiliyor musunuz? Telefonunuza son eklediğiniz 139 numara ile hiç görüşmeniz yok. Evet. Böyle bir sosyal kişilik olabilir mi? Ve bunlar terör örgütü tempatizanının numaraları ve bana soruyorlar. Bu telefonlar sende ne arıyor diye bana sorular. Beni suçladılar. Tabii ben de ispatladığım zaman düşünebiliyor musunuz? Bir savcı ben bunu ispatladım diye üzülebiliyor. Çünkü bütün iddiaları çöktüğü için savcı üzüldü. Onlarca bir kişi raporuyla ispatlama rağmen tekrar bir kişi raporu talep etti. Böyle bir kine, böyle bir hukuksuzluğa maruz kaldık. Maalesef. Sizin bu olaylarınızda Ergenekon'dan dolayı tutuklanan ilk muvazzaf subay oldunuz. Pekala sizin o dönemde Genelkurmay Başkanlığından sizin bu tutuklanmanıza karşı ne gibi tutum oldu? Yani bu gerçekten teröristtir, biz bununla ilgilenmeyiz, bu oradan ihraç edelim falan gibi görüşler mi oldu? Yoksa hayır bizim subayımız Atatürkçü, pırıl pırıl vatana bağlı, idealist, zeki bir insan, biz buna sahip çıkalım gibi bir yaklaşım mı oldu? Bizi tutuklandığımızda aslında askeri mahkemelerde yargılanmamız gerekti. Kanunen de bu böyleydi. Ancak hafif bir tutum izlendiği için bizler diğer tarafa teslim edildik. Hatta bununla ilgili sarıköz hikayeti vardır. Evet. O ilk temeli vermeyecektik gibi bir hikaye vardır. O da dillerden dile aktarılır. Hı-hı. Yani aslında burada yapılması gereken askeri mahkemelerde yargılanmamız idi. Çünkü askeri mahalle ilgili bir durum söz konusuydu. Ama bu yapılmadı. Pasif bir tutum sergilendi. Ancak atma gibi bir yola da gidilmedi. Hukuki süreci bekleyeceğiz duruşu sergilendi. Bu da tabii 3 senelik, 4 senelik bir süreci karşıladı ve Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un dahi terörist olarak yaptırılabilecek bir süreç ortaya çıktı. Evet. O dönemde içeri alınan subaylar arasında ben hatırlıyorum. Ben de Washington DC'deki askeri ateşelikte bir dönem görev yapmıştım. İbrahim Fırtına, Özden Örnek, paşalar, amiraller, onlar evet. Burada o zaman görev yapıyorlardı. Tabii üst düzey subaylar, generaller, çok kişi içeri alındı. Özellikle hava evet. Kuvvetlerinden istifa eden pilotlar, subaylar oldu, generaller oldu. Bir dönemde uçacak pilot dahi bulunamaz oldu. Evet, yani bu tabii büyük bir proje. Sadece cemaatle veya başka şeylerle sınırlandırmak da doğru değil. Evet. Çünkü baktığınızda içeri alınanlar arasında milli gemi projelerini destekleyenler, Güneydoğu'da çok başarılı gerilla muharebesini yapan komutanlarımız da var. Yani bu büyük bir proje olarak görmek gerekir bunu. Yes. Ayrıca tabii bu davada devrim şehitlerimiz de var. Onların da adını anmak isterim. Evet.
biliyorsunuz Albay Murat Özenat, Deniz Erbay Ali Tatar, Berk Erden, Abdülkerim Kırca, Türkan Saylan, Kudüs Okur, Raşit Kozinoğlu, İlhan Selçuk, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Engin Aydın, onlar hep bu davalarda aslında devrim şehit oldular. Onların da masumiyetinin bekçisi olacağız. Ayrıca yine halen bu kontaklardan dolayı içeride olan komutanlarımız var. Örneğin Yüzbaşı Murat Eren. Evet. Hala Atatürk'ün kumpası nedeniyle içeride. Ona da tabii direnişine destek olmamız gerekiyor. Şu an Paşa Kapısı cezaevinde. Tabii bunları da takip etmek gerekiyor. Hatta subaylarımız içeride hastalandılar. Yani hayatını kaybedenler oldu. Gerçekten çok üzücü bir ortam. Sizin siyasete atılmanız nasıl oluştu? Tabii ki içeride de bazı düşüncelerimiz vardı. Hani orduyla ilişkimizin kesilebileceği, daha sonraki dönemde neler yapacağımıza dair etkin olmak için planlarımız vardı. Tabii siyaset ilk aşamada yoktu ama geldiğimiz durum neticesinde böyle bir karar aldım. Çünkü yani Türkiye'nin büyük yaraları var. Siz de takip ediyorsunuz orada. Bizim yaşadığımız hukuksuzluk gibi, ekonomik problemler gibi. Baktığımızda Türkiye'de 29 milyon yoksul insan var. 5,5 milyon işsiz var. Her 4 gençten biri işsiz. Çiftçimiz işte dünyanın en pahalı gübresini kullanıyor. En pahalı mazotunu, elektriğini, ilacını kullanıyor. 2,2 milyon genç kızımız ne okuyor, ne çalışıyor. Çocuklar yatağa aç giriyor. Atama bekleyen öğretmenler. Yani bunlar hep çözüm bekliyor. Tabii ben de aslında yoksulluğu bilirim. Ben de küçükken babamla pazarda gömlek de sattım. Ayakkabı boyacını da yaptım ağabeyimle. Simit de sattım. Yani yoksulluğun ne olduğunu ben de biliyorum. Evet. Yani beni halkın imkanları ve cumhuriyet, o kimsesizleri kimsesi cumhuriyet bugünlere getirdi. Çocukluğumdan beri halkın ekmeğini yedim. Şimdi işte o bir ekmeği iki ekmek yapmak istiyorum. Halkın çocukları yoksulluk görmesini istiyorum. Yani yaşamdan zevk alsınlar, ülkelerine güvensinler, haklarından emin olsunlar, hesap sorsunlar ve geleceğe umutla baksınlar. Evet. Yani bizim asıl derdimiz budur. Bizim yaşadığımız hukuksuzluğu yaşamasınlar. Kendi ülkelerinde ötekileştirilmiş hissetmesinler kendilerini. Bizim amacımız budur. Bu nedenle özellikle genç olarak girmek istedim. Ki çağdaş uygarlığa hasret Türkiye'nin devrimci gençleri bu düzenin en taze itici gücü olsun. Amacım bu. Pekala, sizi resen emekliye mi ayırdılar yoksa nasıl oldu bu, yani pilotlukta, yani teğmenlik döneminde yeterli mecbur hizmet oluşmamış şimdi, oluyor? Şöyle, zaten ben teğmenim ama yüzbaşı seviyesindeyim. Evet. Ben 2007 mezunuyum. Evet. Davalar nedeniyle teğmen olarak kaldım. Eğer devam etseydi mesela, ama dava 10 sene daha sürse 10 sene daha teğmen olarak kalacaktım. Çok enteresan. Maalesef böyle bir yasa var. O nedenle daha etkili olabileceğimiz bu yola girdik. Ben size başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi niye seçim oldu? Sizin için daha önünüze yakın olarak, görüşlerinize yakın bir parti olarak seçtiniz herhalde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve Tam Bağımsızlık Ruhu'nun temsilcisi. Türkiye'de üç büyük değişime imza atmıştır. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. İkincisi 1946-50 çok partili yaşama geçiştir. Ve 1975'te üçüncüsü Ortanın Solu hareketiyle sosyal demokrasiyi hayata geçirmiştir. Şimdiki amacı da, dördüncü amacı da bizim yapmak istediğimiz özgürlükçü demokrasidir. Özgürlükçü demokraside gazeteciler hapiste olmaz. Özgür basın vardır. Gösteri işlerinde polis ücreti olmaz. Özel hayat ihlalleri olmaz. %10 seçim barazı olmaz. Tam bağımsız yargı olur. Hukukun üstünde olur. İşte gerçekleştirmeye çalışacağımız bu olacak. Siz geleceğin generalleri arasında sayılıyordunuz, düşünülüyordunuz teğmenliğinizde, mezuniyetiniz döneminde de. Ve sonra teğmen olarak emekli olunca bir de kitap yazdınız. Kitabınız ismi de Teğmen, yanlış anımsamıyorsam. Evet. Biraz bu kitaptan söz eder misiniz? Teğmen, evet. Özellikle Teğmen olarak koydum. Kitabın içeriğinden biraz söz eder misiniz? Tabii ki Teğmen kitabımda Teğmen, bir defa öncelikle neden Teğmen olarak koydum? Çünkü Teğmen demek hücum eden, en önde giden demek. Evet. Kitabın konulmuş maksadı budur. İlk başta tabii küçük yaşta annemizle beraber cezaevi günleri. Çünkü annem kucağında ağabeyim, sırtında ben cezaevine gider. Öyle bizi büyütürmüş. Bunlardan bahsettim. Yani cezaevileriyle tanışmamız aslında eskiden. Daha eskiden. Daha sonra 2008-2011 3 senelik periyotta hastalığı yaşananlar. Onlardan bahsettim. Neden direndim bu süreçte? Ondan bahsettim. Hukuksuzlukları anlattım. Sadece acılar yaşanmadı. Başka güzel hadiseler de yaşandı. Coşkulu anlar yaşandı. Bunlardan bahsettim. Cezaevinde evlendim biliyorsunuz. Evet. 9 Ekim 2000,
düzeltiyorum 30 Ekim'de. Ondan bahsettim, eşimden bahsettim. Onun büyük fedakarlığından bahsettim. Ve diğer hukuki belgelerimizi ortaya koyduk. Kitabımız genel olarak bunları içeriyor. Aslında gençliğe yazılmış. Daha çok hedef kitlem gençliktir. Nasıl bir ruh ortaya koyduğumuzu, biraz da onlara ruh vermeye çalıştım. Ve böyle bir olayla karşılaştıklarında en az gün kadar mücadele etmelerini istedim. Buna ben yazdım. Çok çok güzel. Bu kitaptan nasıl edinebiliriz? İnternet ortamında alabilir miyiz? Amazon gibi bir yerden veya bulabileceğimiz bir yerler var mı? Yoksa illa kitap evine mi gitmek lazım Türkiye'de? İnternet ortamında da mevcut. Evet. Amerika'da direkt bulunabilir mi bilmiyorum ama iletişimde kaldığımız takdirde ben kitap evinden Amerika'ya da, Amerika'daki dostlarımıza da tabii ki gönderirim. Daha önce de gönderdim. Çünkü oradaki direnişe ruh ve can veren Amerika'daki dostlarımız da var. Onları da selamlıyorum. Onların duruşlarından ağırlık, sakinlik, cesaret, korkunluk akıyor ve bu duyguları bize bulaştırdılar. Evet. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle tanıştığımız Sertap Şüretler, Can Korman, Duran Korman, Abdur Çözcan, Filip Rolt var. Tabii diğer Abdurlar da var. Hepsine yetkililere teşekkürü bir borç diliyorum. Evet, ben de kendilerine iletirim. Ayrıca bu radyo dinliyorlar zaten, kendileri yayın olduğu zamanlarda mutlaka duyacaklardır. Benim 20 yıl beraber olduğum can arkadaşlarım, bizim ortak dostlarımız bunlar hepsi. Ben şu anda Kaliforniya'dım ama biz de burada elimizden geldiğince her türlü ortamda Türkiye'mizi, Atatürk'ümüzü, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaya, temsil etmeye gayret ediyoruz. Şimdi ben bir espri yapmak istiyorum. Siz az önce teğmen önde giden demiştiniz. Kelime anlamı olarak. Ben de 1980'de 12 Eylül döneminde Asteğmen'dim. Asteğmen daha önde giden mi oluyor o zaman acaba? Tabii ki biz aslında yan yana yürüyoruz. Yan yana yürüyoruz, doğru. Doğru. Evet. Ben de Genelkurmay başkanlığındaydım o zaman. Orada Asteğmen olarak görev yapmıştım. Askerlik gerçekten çok şerefli bir görev. Evet. Türk insanı için özellikle. Ben askeri bir aileden geliyorum. Benim babam da subaydı. Yani sizin düşüncelerinizi, ruh halinizi çok çok iyi anlıyorum. Ve size başarılar diliyorum bu siyaset alanında. Bir tek soru daha sormak istiyorum görüşmemizin son dakikası içerisinde. Tabii ki, buyurun. Şimdi Türkiye'de önümüzde seçimler var. Bu seçimlerde benim yaptığım kamuoyu yoklamalarında Amerika'daki seçmenlerde veya en azından Türkiye'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde, konuşmalarda birçok partinin seçime birlikte girmesi yönünde tabandan gelen bir zorlama var. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, HEPAR, Anadolu Partisi, DSP, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, bu gibi partilerin hepsinin birlikte hareket ederek artık bu işin sağı solu kalmadı. Türkiye, laiklik, cumhuriyet elden gidiyor. Bu şu andaki yönetimin karşısında duran herkesin birlikte hareket etmek mecburiyetinde olduğunu duyuyorum herkesten. Bu konuda ne demek istersiniz? Bu konuda da zaten genel başkanımız olumlu yaklaşıyor biliyorsunuz. Gerek Demokratik Sol Parti olsun, gerek diğer partiler olsun. Evet. Onlarla görüşmeler devam ediyor. Bunlarla ilgili tabii ki genel merkez çalışıyor. Hesaplarını ona göre yapıyor. Ama dediğiniz gibi özellikle seçim barajı nedeniyle birçok partinin birleşmesi şart gibi gözüküyor. Evet. Cumhuriyetin değerlerini, demokrasiyi koruyabilmemiz için. Ben de bu konuda katılıyorum size. Evet. Son olarak dinleyicilerimize ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Bir Türk genci olarak, aynı zamanda Türk subaylı olarak Cumhuriyetimizin değerlerini, demokrasinin değerlerini koruyacağımızın sözünü veriyoruz. Ama yapmak istediğimiz şudur aslında. Biz Batı'nın özgürlük, hukuk, demokrasi değerlerini alacağız ve Anadolu kültürümüzle birleştireceğiz. Yapmak istediğimiz ikisinin bir birleşimidir. Yani ikisini birleştirip bir uygarlık meclisi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız budur. Ve bu değerleri taşıyacak omuz ve onura sahibiz. Hepsine tekrar kalpten selamlar, saygılar sunuyoruz. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki konuğum emekli kara pilot teğmen, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi'ydi. Çok çok teşekkürler Sayın Çelebi. Sağ olun. Konuk ettiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.